Meltem, bir daha sakın beni bu adamla bir araya getirme. Yani hiç sevmediğim tip bu zero erkekler. Niye öyle diyorsun ya? Son derece medeni ve nazik bir adam Tuna. Zaten sorun da bu. Adam sinir bozucu derecede nazik. Sanki devletten maaş alıyor bu kadar nazik olabilmesi için. Hayır, benim anlamadığım böyle adamları nerede rastlarsın ki? Hani böyle sokakta yürürken rastlayacağın adamlar değil. Bu dominant teyze nerelere takılıyor böyle? Haluk ya, üf. Kesin kadın kuaförlerinde falan rastlıyordur ha. Ya manikürde ya pedikürde. Yoksa böyle kahvede okey oynarken rastlayacağın adamlardan değil mi? Dürüst insan nazik olmaz. Nazik olmak bir yalan söyleme biçimidir. Delikanlı adam geçer karşısına, takır takır sen böyle 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 bir adamsın der. Nazik adam da der ama kıvıra kıvıra der. Ya aslında ne söylediğinin çok önemi yok. Önemli olan nasıl söylediğin. Yani karşındakini kırıp dökmemek de önemli bence. Bence bildiğim vakit kaybı. İnsanları kırmayacağım diye vakit kaybedemem ben. Ayrıca da nezaket son derece pahalı bir şey. O niye? İnsanlar nazik olmak için, hal hatır solmak için kaç kontör harcıyor biliyor musun? Ha, tabii sana kalsa... Alo, malları gönder, pat. Ya bana kalsa alo bile demem. Direkt malları gönder. Zaten o mallar gelsin diye uğraşmıyor musun? Ne diye bir daha nazik olmak için uğraşıyorsun ki? Bir de anlamadığım bir şey var. İnsanlar yıllardır birbirine soruyor. Nasılsın? Cevap. İyiyim, sen nasılsın? Soru belli, cevap belli. Nasılsın? İyi geceler Haluk. Nezaketmiş. Baba baba. Asıl mantık nerede biliyor musun? Askerlikte. Nöbet tutulacak, tut. Hiç öyle, ay pardon sizi rahatsız etmek istemezdim ama... Eğer müsaitseniz ve mümkünse 3 ile 5 arası nöbet tutar mısınız? Yani eğer meşgulseniz biz başka birini de bulabiliriz. Ana! Nöbet tutulacak, tut! Askerlik delikanlılığın zirve noktasıdır. Delikanlı adamdan nazik olmaz. Haluk, uyu. Ne oldu? Kurudun, şiştin. Cevap veremezsin.